quando la disperazione e lo sconforto. Bugün içimiz salı günü. Dün izinliydim, evdeydim. İki gün çok güzel yattık, yuvarlandık, bol bol uyudum. Çok güzel dinlendim. Bakalım haftanın sonuna kadar tutabilecek miyim bu dinlenme seviyesini? Dinlenmişlik seviyesi. Bu sabah hava yağmurlu olduğu için herhalde aslında doğal olarak ışıkların kapanmış olduğu saate çıktım ama birazcık karanlık ortalık herhalde bulutlardan sonra. Şimdi bugün ilginç bir durum var. Birkaç tane durum. Çünkü aslında dalga geçtiğim kısmı şöyle küçük bir detaydı. Geçen hafta podcast hazırlıkları yaparken bir şey kaydetmeye çalışıyordum. Ve orada dedim ki bu sene anahtar bende değil. Sene olarak ayırmış bulundum. O da bayağı komik aslında çünkü. En son çalıştığımda geçen seneydi. Yeni bir sene, yeni bir iş ve karşılaştırma noktalarından biri. Bu sefer çalıştığım yere elimde olan bir anahtarla girmek zorunda kalmamam. Ya bana kapıyı açıyorlardı. Ya en son işte Ahmet'le aramızda anlaşmıştık. O ilk giriyordu içeri. Bana kapıyı açık bırakıyordu. Ben hemen 3-4 dakika sonrasında geliyordum çünkü. Sonra Ceren de anahtar olduğu için ben kendi arkamdan kilitliyordum kapıyı ki Ceren rahatlıkla girebilsin. Normalde kilitli tutuyoruz çünkü. Neyse. Şöyle bir şey oldu. Bugün ayın ikisi. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmişimdir. Canberk geliyor bugün. Canberk'in gelişiyle de daha doğrusu şöyle. Ahmet'i diğer dükkana göndermek zorunda kaldıkları için veya birbirleriyle tam olarak bu kadar bağlantılı olmasalardı Ahmet geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren artık burada değil. Bugünden itibaren merkezde çalışıyor olacak. Onun yerine yanımıza Canberk'i getiriyorlar. Bir sürelik deneme yapacak. O sırada zaten ya bilmiyorum daha önce çalışmışlığımız var diye birçok şeye güvendiler aslında da. Bakalım her şey nasıl gidecek. Bir taraftan Ahmet öbür tarafta mutlu olacak mı? Çalışma saatleri değişiyor olacak biraz. Yaptığı işler değişiyor olacak. Bütün sistem birazcık daha farklı tabii ki. Neyse her şey nasıl gideceğini göreceğiz her şeyi. Ama bu demek oluyor ki bugünden itibaren yeni şeyler yapma ihtimalimiz var. Ceren'le de konuştuk geçen hafta. Dedik ki sanırım ben bugün Canberk'e benim yaptığım kısımları anlatıyor olacağım. O yarından itibaren benimkileri kendi başına yapmaya çalışırken Ceren de bana Ahmet'in şimdiye kadar yapmış olduğu sabah işlerini gösteriyor olacak yarın. Ben de bu hafta için en azından onları devralıyor olacağım. Bu şekilde başlayalım dedik. Sonra geri kalanına bakacağız artık. Yeniden yağmur yağmaya başladı. Bu sabah kolum çok sallanıyor galiba. Her şey sallıyormuşum gibi görünüyor. Okey. Öyle giriyorum içeri. Anahtar. Anahtar mevzusuna gelirsek de tabii ki Ahmet olmadığı için Ahmet'le Ceren'deydi iki anahtar. Neden geçen cumartesi günü işten çıktıktan sonra dedi ki Ahmet'in peşinden koştum anahtarı aldım sana vereceğim salı günü erken gelme. Öyle o yüzden bugün doğal olarak saat 6'dan sonra içeriye gidecekmiş gibi evden çıkmış bulundum. Ve maalesef yarından itibaren bende de bir anahtar olacak. Tam üzerinden bir hafta falan geçti anca. Dedim ki bende anahtar yok. Hayat çok güzel böyle. Cat diye anahtar veriverdiler. Geçmiş olsun.